Halanız aradı. Babanız dün gece orada kalmış, merak etmeyin. Babam eve dönecek ama değil mi anne? Hep böyle olmayacağız. Belki bir süre böylesi daha iyidir. İkimizin de biraz nefes almaya ihtiyacı var. Ne zaman anne? Çocuk değilsiniz. Bir kavga ettiniz diye ayrılacak değilsiniz değil mi anne? Ya anne evet. Siz babamla birlikte nelerin üstesinden geldiniz? Siz birbirinizi çok seviyorsunuz. Babam seni çok seviyor. Sen babamı çok seviyorsun. Yani bir tartışma yüzünden ayrılmak çok saçma olmaz mı? Biz sizinle dün gece ne konuştuk? Bunları kafanıza takmayacaksınız, düşünmeyeceksiniz. Bu ikimizin meselesi. Biraz o nefes alsın, biraz ben nefes alayım, değil mi? Ama bir daha dönme dedin babama. Sadık baba gitti, gelmeyecek. Fırında börek vardı, olmuştur. Ben bir bakayım. Mesut, babam eve dönecek tabii ki. Sadık baba giderse Mesut da gider. Vay be. Sen anneme çok yükleniyorsun. Ne dedim ki dönüş ben? Ayrılmayın dedim sadece. Tamam deme hiçbir şey. Allah korusun tekrardan hastalanırsa annem ne yaparız? Üzme annemi. Tamam peki. Bir şey diyeceğim. Şimdi bunlar ayrılırsa sen babamla mı kalırsın, annemde mi? Derya bu nasıl bir soru, aşk olsun. Sakın düşünme böyle şeyler. Ay ne bileyim, düşündüm işte. Yani ben bölünemedim içimde, seni merak ettim. Düşünmeyeceksin böyle şeyler. Sakın deme bir daha. Dönüş. Serdar. Ne oldu size ya? Ne bu suratınızın hali? Evde biraz durumlar karışık Serdar. Ben de bugün işten ayrılacağım. O yüzden gidiyorum. Allah Allah. Ne oldu anlatsanıza. Babam evi terk etti. Niye? Annemle kavga ettiler. Somer enişteyle ablam yüzünden. Ben artık orada çalışamam. O yüzden bugün ayrılmam şart. Hayda. Ya doğru düzgün anlatsanıza şunu. Hiçbir şey anlamadım söylediklerinizden. Somer enişte asistanıyla ablamı aldatmış. Yok artık. Yani Somer abi öyle biri değil. Hem Türkan ablaya çok aşık. Bence bir yanlışlık vardır. Bilmiyoruz ne doğru ne yanlış. Herkes farklı bir şey söylüyor. Benim tek bildiğim, babam evi terk etti. Ablam da Somer enişteyle kalmayı tercih etti. Yani bizimkileri silmiş kafasında. Ailemiz ne alıyor? Ya bir durun, bir sakin olun, tamam. Hem Sadık amca, Nesrin teyze yapmazlar öyle bir şey. Niye ayrılsınlar? Herkesin annesi babası ayrılınca garip gelirdi. İnsanın kendi başına gelince daha kötü oluyormuş. Ben de geleceğim. Seni böyle gönderemem. Yok, biz Derya ile gideriz. İyi peki. Çıkınca arayayım. Konuşalım tamam mı? Çalık kuşu. Ağlama. Lütfen. Günaydın. Özel bir odasında mı? Burada da. Geciktin canım. Ben de sana güvenip dışarı çıkacaktım. İşi bırakacak zaten. Ah, niye? Öyle gerekti. Derya sen burada beni bekle. Ben Özel amcayla konuşup geleceğim, tamam mı? Ben de gelseydim enişte beyin yaptıklarının hesabını sorardım Özel amcaya bir güzel. Yok daha neler.
Bekle burada. İyi, tamam be. Sandalye çok güzel dönüyor. Ben bayağı eğlendim. Anlayamadım. Dünya diyorum. Dönüyor bayağı. Sen. Hey. Kızım, ders saatlerine göre ayarlarız işini. Hatta istersen hafta sonları da birer saat erken çıkabilirsin. Sıkıntı olmaz. Yok. Zaten ben henüz dershaneye başlamadım. Sorun o değil. Konu ne o zaman? Ablam. Somer'in işte. Dönüş. Bak Dönüş, bazı meseleler büyüklerin işi, tamam mı? Sen onu bize bırak. Sen derslerine çalış, sınavına odaklan. Bu konuda hiç kimse bir şey diyemez sana. Derlerse de karşılarında beni bulurlar. Dönüş, ben Özer Bey değilim. Özer amcanım senin. Ve şunu unutma. Her ne olursa olsun biz bir aileyiz kızım. Ve aile arasında da böyle anlaşmazlıklar olur. Ama önemli olan onun altında ezilmemek. Ve birbirimizi fazla kırmadan çözümleyebilmek. Ve onun da muhatabı, sorumlusu sen de değilsin, kardeşin de. Bu yüzden işi bırakmayacaksın. Her ne olursa olsun yoluna devam edeceksin Dönüş. Keşke söylediğiniz kadar kolay olsa. Eğer büyükler sorunların üstesinden gelebilseydi biz altında kalmazdık. Evimizde, ailemizde kavgalar başladı. Babam evi terk etti. Annem her dakika ağlıyor. Ablam bizden iyice koptu. Siz her şeye rağmen benden yoluma bakmamı istiyorsunuz. Nasıl olacak bu? Hop hop. Nereye? Gene mi sen ya? Özer Bey meşgul, bekle biraz. Allah Allah. Niye kız kardeşin yine bahçeye kahve içmeye mi çıktı? Sekreter dışarı çıktı. Kardeşim içeride Özer amcayla konuşuyor. Konuşması bitsin girersin. İstifa diyor kız. İstifa mı dedin? Evet. Ne olmuş? Ve bu kız daha yeni girmedi mi işe? Niye istifa ediyor? Ya ne yapacaksın sen? Hiç. Bana ne? Ya kızım senin okulun yok mu? Sen niye her gün buradasın? Ben onu anlamadım. Sen buranın muhtarı mısın? Peki Rüşen Hanım geldi mi hanımefendi? Görmedim. Görmek de istemiyorum. Başka sorun kalmadıysa hayatıma devam edeceğim. Alim olarak mı devam edeceksin hayatına? Allah'ım ya. Yürüyen soru bankası gibisin. Ha, alim olacağım ben. Keşke sen de okusaydın da her önüne gelene bu kadar soru sormasaydın. Ben okudum. Okumaz olur muyum? Okudum. En son İçimizdeki Çocuk diye bir kitabı bitirdim. Hatta çok beğendim, 5 tane aldım o kitapta. Ondan sonra soru sormaya başladım böyle her şeye, otağa, böceğe, sandalyeye. Ama işte Çiçek mesela deliriyor sorulardan. Sen delirmiyorsun. Sağlıklı kalıyorsun. Falan filan işte. Hadi sağlıcakla kal o zaman, görüşürüz. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.